Selamünaleyküm arkadaşlar. 7 Nisan 2024 Pazar günündeyiz. Dün ikindiden sonra köyümüzde çok güzel yağmur yağdı arkadaşlar. İftardan sonra da müthiş bir yağmur yağdı. Şu an itibariyle de aralıklarla bir yağıp bir duruyor. Tabii bu yağmur müthiş oldu arkadaşlar. Uzun bir süredir yağmur yağmamıştı. Her yer toz içindeydi. Özellikle yukarıda deprem evleri çalışmasından dolayı çok toz oluyordu. Şu an yağmurdan sonra ortalık biraz temizlendi. O toz yok oldu arkadaşlar. Müthiş bir manzara var köyümüzde. Tabii kara kara bulutlar da var. Yani ilkbahardır. Yağması hoş, bereket. Şu anda da yağmur arkadaşlar hafif hafif atıyor. Özellikle dağlar arkadaşlar harika bir görüntüye sahip şu an. Yazın çünkü oralar tamamen kuru oluyor. Kuru olduğu için de pek ağaç da yok zaten. Özellikle şu kısımlarda. Tabii onlarla ilgili güzel de projelerimiz olacak inşallah köy yönetimi olarak. Ağaçlandırma yapacağız Allah nasip ederse. Tabii kuru ağaç değil arkadaşlar. Hem köye hem köylüye hem de ekonomiye faydası olan şeyler. Yağmur iyice yağmaya başladı arkadaşlar. Şemsiyemizi de almadık. Tabii bugün iki kez ıslandım. Bu üçüncü olacak galiba. Adıyaman tarafından arkadaşlar yağmur geliyor bu tarafa doğru. Şu dağlar Adıyaman arkadaşlar ve oradan gelen kara bulutlar her geldiğinde köyümüze mutlaka ve mutlaka yağmur yağıyor. Tabii bu durumdan kesinlikle şikayetçi değiliz. Yağmur berekettir. Yağmur dolayısıyla bugün deprem evlerinde çalışma yok arkadaşlar. Sabah gelip yağmur yağdığı için geri gittiler. İki gün sonra da bayram arkadaşlar. Köyün en güzel dönemi. Köylerimizi bayramda köye bekliyoruz.
Alıça ağacı arkadaşlar. Biz alıça diyoruz tabii. Farklı yerlerde de erik olarak geçiyor. Yeşil erik. Ama biz alıça diyoruz. Alıçanın en güzel dönemi arkadaşlar kirazla beraber çocukken biz asma yaprağının içine kirazı ve alıçayı bırakır. Sarma yapar gibi yerdik. Çok da güzel olurdu. Tarla mahallesine bir ev daha ekleniyor arkadaşlar. Ayhan abi, Hoyalıgil'in. Neredeyse alt kat bitti diyebiliriz. Henüz üst tablo dökülmemiş arkadaşlar. İşte inşaatlarda evlerin sağlamlığı burada çok önemli. Tuğlası örüldükten sonra dökülen beton ev daha sağlam oluyor. Çünkü bu şekilde tuğlalar sıkışma yaparak birbirini korumaya alıyor. Fakat sonradan örülenlerde depremlerde görüyoruz. Tamamen bağımsız bir şekilde tuğlalar sağa sola kırılıp dökülüyor. Fakat bu şekil durumlarda daha sağlam ve daha güzel oluyor. Tabii her müteahhit de bunu yapmıyor maalesef. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, selam ve dua ile.